Ben tabii elbette yine Akif abiden devam edeyim. Şöyle diyeyim. Zaten hani Akif Emre de bununla ilgili, tam da bununla ilgili birçok yazı yazdı. İstikrarlı bir biçimde yazı yazdı. İlki bunların 17 Nisan 2001 yılı tarihine ait Yeni Şafak'ta. Halen şu an bulabilirsiniz. İslamcılık yaptık da ne oldu başlığıyla. Şimdi Akif abi malum merhum oldu. Söyleyebiliriz. O aslında bir diyaloğun ürünü olan bir yazıydı ve Erdoğan'la Akif Emre'nin giriştiği bir tartışmanın sonucunda olan bir yazıydı. Ve o sözlerin sahibi de Erdoğan'dı. Yani Erdoğan zaten 2001 yılında açık ve net bir biçimde şu ifadeyi kullanmıştı. İslamcılık yaptık da ne oldu, ne kazandık şeklinde bir ifade kullandı ve AKP de bu şekilde kuruldu. Şimdi AKP bu şekilde kurulmuşken ve muhafazakar olduğunu iddia etmişken ve Yalçın Akın da ondan sonrasında ısrarla defalarca tekrar muhafazakarlık üzerine kitaplar yazmışken ve AKP ideolojisini muhafazakarlık diye ilan etmişken, hani bizim çıkıp da bu parti muhafazakar değil İslamcı dememiz izah gerektiren bir durum. Ben hani o konuda dürüst olduklarını başından beri düşünüyorum. Hani şu gün söyleyebiliriz ki Erdoğan'ın o günden şu yana bir kez olsun ben ağzından ben İslamcıyım dediğini ben duymadım. Özelden de duyulduğunu söyleyen kimse çıkmadı. Hani AKP içerisinde birçok arkadaşımız da var bizim sonuçta. Onların da bir tanesi dahi bize ben İslamcıyım dediğini duymadıklarını söylüyorlar. Şimdi böyle bir durum var. Eğer hani öyleyse bunu söylerdi. Ama söylemedi ve Akif Emre bununla ilgili 2001 yılında onu yazdı. 2008 yılında Müslümancılık ya da klan siyaseti başlıklı bir yazı yazdı. 2013'te bu iki yazıyı tekrar etti. Tekrarla derledi ve tekrardan söyledi. Yani en son tartışmalar müvaciyesinde bunu söyledi. Haliyle şimdi böyle bir durum var. Ben de hani Akif abinin kullandığı tabiri aynen benimsemiş durumdayım. İslamcılık dediğimiz şey bir adalet talebi, bir adalet fikriyatı diyebiliriz.